Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak kaygana tarifi vereceğim. Hem çok kolay hem de lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Malzemelerim: bir demet ıspanak. Ispanaklarımızı bir güzel yıkadık ve ince ince doğradık. 3-4 dal yeşil soğan, 1 adet kuru soğan, 2 adet yumurta, tuz, karabiber, ılık su, un ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi ilk başta soğan ve ıspanağımızı soteleyeceğiz. Tavamıza çok az bir yağ ekledik. Yağımızı biraz ısıtalım. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımızı hafif pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi ıspanaklarımı ekliyorum. Çok az tuz ekliyorum. Ispanakları soldurana kadar kavuralım. Ispanaklarımız oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyoruz. Ispanaklarımız soğudu. Bir kaba aldım. Şimdi üzerine 2 yumurtayı kırıyorum. Yeşil soğanımızı ekliyorum. Karabiber, tuz. Şöyle yumurtayı bir karıştıralım. En son da unumuzu ekleyeceğiz. Şimdi unu ekliyorum. 5 yemek kaşığı un ekledim. Şimdi ılık suyumuzla beraber karıştıracağım. Yavaş yavaş ekliyorum. Böyle krep kıvamına gelene kadar ılık suyumuzu ekleyeceğiz. Karıştıralım. Biraz daha su ekliyorum. Kaşık daha un ekliyorum. Toplam 7 kaşık un eklemiş olduk tarifimize. Biraz daha ılık su ekliyoruz. Size kıvamını göstereceğim. Şöyle biraz daha karıştıralım. Şöyle akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Çok az daha ekledim. Evet, bu yeterli. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere. Evet, 2 yemek kaşığı sıvı yağımız vardı. Unutmadan onu da ekleyelim. Evet, 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı da ekledik. Son kez de karıştıralım. Evet, şimdi hamurumuz hazır. Bütün malzemelerimizi birleştirdik. Şimdi en kolay kısma geldi, pişirmek. Krep tavamızı ocağa koydum. İsterseniz normal tavada kullanabilirsiniz. Biraz sıvı yağ ekledik. Sıvı yağımızı her tarafına gezdirelim. Biraz kızdırıyoruz yağımızı. Evet, yağımız kızdı. Şimdi hatta bu yağ biraz fazla geldi. Fazla yağını alıyorum. Çok yağlı istemiyorsanız fazla yağını alabilirsiniz. Evet, bu kadarı yeterli. Bir kepçe alıyorum. Şöyle biraz daha alıyorum. Evet, şimdi yayıyorum hamurumuzu.
Şimdi krep hamuru olmadığı için hemen yayılmıyor. Çünkü içinde ıspanaklar var. Yeşil soğanlar var. Şöyle kepçeyle ben tavamıza değdirmeden her tarafına yaydım. Çok kalın bir hamur olmayacak. Evet. Şimdi hazır. Altı pişene kadar biraz bekleyelim. Tahta kaşıkla altını arada kontrol edin. Evet, olmuş. Şimdi çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirelim. Altına bakıyorum. Evet, bu da olmuş. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Bütün hamurumuzu bu şekilde pişiriyoruz. Ispanak kayganalarımızın hepsi pişti. Üst üste koydum. Şimdi bıçakla dörde böleceğim. Ispanak kayganalarımız hazır. 5 adet çıktı. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeleri 2 katına çıkarın. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.